Spor aleminde yaşanmış, üzerinden çok zaman geçse de tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz pek çok an vardır. Bu videomuzda spor aleminde işte bu kabilden yaşanmış, tekrarı bir daha mümkün olmayan bazı anları derledik. Hadi başlayalım. Bu adam topu sıkıştığı yerden indirmek istemişti. Ancak topla birlikte kendisi de dengesini kaybederek stadın ortasına iniş yaptı. Az daha felakete dönüşecek olaydan neyse ki küçük sıyrıklarla kurtuldu. Bu adam havalı bir hareket yaparak elindeki baltayı hedefe attı. Baltanın saplanmasını beklerken bir anda beklenmedik bir şey oldu ve balta geri sekti. Neyse ki baltayı geri tutan adam ölümle burun buruna gelmenin yalnızca korkusunu yaşadı. Top oynadıkları sırada yanı başlarında duran baz istasyonunun çöküşü gerçekleşti. Neyse ki baz istasyonları kontrollü bir şekilde patlatılmış, bir felakete yol açmamıştı. Müsabakada acımasız olmak gerekir ancak bu adamın yaptığı hareket izleyenlerin bile canını yaktı. Bu kadarı da olmaz dedirten görüntüler herkesi şoke etti. Hokey maçları genelde futbol ve basketbola göre daha üst kültür ürünleri olarak görülür. Ancak bu etkinliklerde bile zaman zaman seviyesiz ve tatsız olaylar yaşanabilir. Bakın iki oyuncu arasında çıkan tartışma sahayı nasıl cennet mahallesi setine çevirdi. Kaleci olmak kolay bir iş değildir. En az diğer saha oyuncuları kadar çaba harcamanız gerekir. Bakın bu adam gelen topları nasıl karşıladı. Formula 1 tutkunları için bu görüntüler oldukça heyecan verici olsa gerek. Bakın hızla giden bir yarış aracı kontrolden çıkınca nasıl bir sahne yaşandı. Güreş, yaratıcı olmayı gerektiren bir spordur. Eğer güçlü ve çevik olduğunuz kadar kıvrak bir zekaya da sahip değilseniz, zafer sizin için hayal olur. İşte bu sporcu gücünün yanı sıra aklını da iyi kullanıyor ve eşsiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Topu kaleye doğrultan adam bir türlü gol atmaya muktedir olamadı. Attığı her top, rakip takımdan bir oyuncuya çarpınca izleyiciler hem güldü hem de sert darbeler alan oyuncuya üzüldü. Yarış pistinde hızlı olmak kadar hava koşullarını dikkate almak da önemlidir. Hava durumunu ve doğuracağı sonuçları iyi okuyamayan bir sürücünün başarılı olması mümkün değildir. Dövüş sanatlarıyla ilgileniyorsanız maçlara yakınlarınızı çağırmasanız iyi edersiniz. Özellikle de hassas kalpli bir neneniz varsa onu maçtan uzak tutun deriz. Bakın bu yaşlı kadın, altta kalan torununun canını yakan güreşçiye ne yaptı? Her oyunda topu dağa taşı atan bir kişi vardır. Ancak bu sefer topu kaçıran kişi olağan dışı bir şeye sebep oldu. Elektrik tellerini koparan genç, topu attığına atacağına pişman oldu. Bakın bu adam topu alıp nasıl kaçtı? Herkes onun peşine takılınca hızla koşan adam sahada kısa bir süre kargaşaya neden oldu. Motordan düşen sürücü giydiği kıyafet ve kaskı sayesinde burnu bile kanamadan kurtuldu. Güvenlik önlemlerinin ne kadar mühim olduğunun iyi bir göstergesi. Zorlu hava şartları oyunların sahadaki performanslarını olumsuz etkiledi. Yoğun bir kar yağışının olduğu maçta bakın oyuncular nasıl zor anlar yaşadı. Gol olacak top son anda çizgiden döndü. Yarış arabaları pistinde oldukça dikkatli olmak gerekir. Araçların önüne çıkacak bir insan, hayvan ya da cansız bir engel için bu sorunun gelmesi demek olabilir. Hazırlıksız yakalanan drone sürücüsü bunu milyarlık drone'un parçalanmasıyla öğrendi.